ve 10 yıllık tahvil faizlerinin de %2,5'in altına geldiğini görüyoruz. Burada bono piyasasına girişlerle beraber. Ham petrol tarafında da yükseliş söz konusu. Orada da 104 dolar sınırında işlemler takip ediyoruz. Altına bakalım. Spot altının ons fiyatında da yukarı yön hareketler var. Altında 1300 doların zaten hemen üzerindeydik ve hızlıca 1301 dolar seviyesinden 1325 dolar seviyesine jeopolitik endişelerle geldik. Son durumda düzeltmesini yaşıyor bugün altın ve yeniden 1312 dolarlara gerilemiş vaziyette. Tablo böyle. ABD borsaları da dün çok sızlı bir şekilde geri çekildi. Etkiler ne olacak günün geri kalan kısmında onu bir soralım. ALB Menkul Değerler'de Eda Önder şu anda karşımızda. Eda Hanım merhabalar. Merhabalar İnce Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Jeopolitik risklerle güne başladık dedik ve borsada satış devam ediyor. 81.300'lerde şu anda işlemlerini sürdürüyor. Küresel piyasalarda zayıf. Yatırımcıların risk alma iştahı da biraz azalmış vaziyette. Günün geri kalan kısmında bu satış baskısının borsa tarafında devamını bekler misiniz? Hangi seviyeler bizim için önemli? Sizinle bahsetmiş olduğunuz üzere jeopolitik risklerin aslında güne damgasını vurduğu bir günle karşı karşıyayız biz de. Aslında akşam saatlerinde jeopolitik riskler gündeme gelmişti. Ancak BIST'in kapanışının etkisiyle birlikte BIST üzerinde fiyatlanmamıştı ki bu sabah saatlerinde artık jeopolitik risklerin ciddi anlamda BIST üzerinde fiyatlandığını görüyoruz biz de. Özellikle dolar TL'deki hareketler bugün BIST'in seyrinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir yandan BIST'in teknik açıdan da seyrini jeopolitik gündemi takip etmekle birlikte dolar TL'ye de dikkat çekmek istiyorum. Dolar TL'de dün akşam saatlerinde gelen haberlerle birlikte çok sert yükseliş hareketleri görmüştük. Bu sabah saatlerinde biraz gevşeme eğilimi var. Endekse baktığımızda endeks dün 81 bin seviyesinin üzerinde kapanmıştı. Sabah saatlerinde açılışına baktığımızda 81 bin seviyesinin altında açılmıştık ki şu anki hareketlerine baktığımda 81 bin seviyesinin hafif üzerinde kendisini attığını görebiliyorum. Dolayısıyla bugün endeksin 81 bin seviyesinin üzerinde tutulması önemli diye düşünüyorum. Alım denemeleri sınırlı olsa da yükseliş denemelerinde 82 bini hedefleyebilecektir. Ancak görünümün negatif olduğunu, aşağı yönlü olduğunu belirtmekte fayda var ki aşağı yönlü hareketlerinde öncelikle 80 bin 600 ve 80 bini hedefleyecektir diye düşünüyorum. 80.600 seviyesi ilk aşamada takip edeceğimiz bölge. Peki kurda dün gece saatlerinde görülen dolar TL tarafındaki 2.14 seviyelerini bir soralım. Orada 2.14'ler, 2.15'ler bekleniyor mu önümüzdeki dönemde? Jeopolitik riskler bu seviyeleri beraberinde getirebilir mi? Amerika tarafına baktığımızda öncelikle bugün verilerimiz var. Ancak jeopolitik risklerden kaynaklı verilerin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan şu an dolardaki gevşeme eğilimine baktığımızda 2.1350 seviyesi önemli diye düşünüyorum. 2.1350 seviyesinin yukarısı daha riskli bir bölge. 2.1350 seviyesinin üzerinde tutulması durumunda dolarda 2.1420 ve 2.1475'leri görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak 2.1350 seviyesinin aşağında bir gevşeme göstermesi durumunda da 2.13 destekleri izlenebilir. Yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini aktarmıştık. Dolarda bir değer kazancı vardı. Dün hızlıca gelen bir hareketti. Bugün biraz düzeltmesi var. Petrol fiyatları hala kuvvetli. Altın hızlıca 1325'lere doğru gitti ama bugün yine düzeltmesi olduğunu aktaralım. Bugün dünkü hareketin dönüşünü izliyoruz. Bugün bir düzeltme günü olur mu yoksa yatırımcıların yine güvenli limanlara yöneldiğini takip eder miyiz? Aynı şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de hızlı bir geri çekilme var. Evet, yatırımcıların biraz daha temkinli olacağı bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Güvenli limanlara hareketleri tabii ki yine gözlemleyebiliriz. Ancak tabii ki temkinli davranmakta fayda var. Eda Önder, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için. Piyasalarla ilgili değerlendirmeler böyle. Finansal piyasalarda dün ciddi satışlar gördük. Borsa tarafında yatırımcıların risk iştahının azaldığını gördük. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bankalar tarafını biraz konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Öncesinde gündemde neler var? Haber özetlerimizden aktaralım. İsrail